Peki biz bugün ne yapıyoruz? Ölüyü anlatır gibi anlatıyoruz. Arkadaşlar bu iş canlıların işi. Ölüler emri bil maruf yapmaz. Ölüler konuşmaz. Ölüler nasıl konuşmaz arkadaş? Aslında en büyük emri bil marufu ölüler yapar. Ama anlayana yapar. Niye? Mezarlıktan geçerken bakarsın. Lan dün bunlar burada yürüyor. Adam belki bak şöyle bir şey var. Adam belki o kaldırımdan dün yürüyordu. Ertesi gün o kaldırımda yürüyen adam şimdi mezarın içinde. Hesap veriyor. Arkadaşlar bu iş canlı adamların işi ama. Ölülerden herkes anlamıyor. Bugün millet ölü görünce kaçıyor. Aman Allah uzak, Allah mağlup. Lan ne korkuyorsun? En güvenilir adam ölü adamdır. Senin en yakın arkadaşın seni dolandırır, paranı çalar ama ölü senin paranı çalmaz. Ölüden belki ibret alırsın yani. He, ölülerden mesele açılmışken arkadaşlar, bazı kardeşler çok soru soruyor. İşte ölen şunu gördüm, ölen bunu gördüm, rüyamda işte ölen teyzemi gördüm, ölen amcamı gördüm, ölen her neyse. Rüyada ölmüş birini gördüyseniz kardeşim sizden dua bekliyorlar. Sizden Yasin bekliyorlar. Sizden Fatiha bekliyorlar. Hani biz burada her sohbetin başında sonunda vefat eden yakınlarımıza gönderiyoruz ya. Onu bir zahmet siz de gönderin. Tamam mı inşallah? Yani çünkü arkadaşlar kabirdekiler bekliyor. Hakikaten bekliyor. Bu iş yani. Şimdi dünyada yürüyorsunuz, geziyorsunuz, dolaşıyorsunuz. Amel yapıyorsunuz, camiye gidiyorsunuz değil mi? Onların öyle bir şansı var mı? Yok. Onlar yalvarıyor. Ya Rabbi bizi dünyaya çıkar amel edelim. Peki Müslüman bugün ne yapıyor? Bu fırsat Müslüman ayağında ama Müslüman umunda değil. Ruh bedenden çıkarsa iş bitti. Yahudiler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a saçma sapan sorular soruyordu. Dediler ki ruh nedir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bekledi. Ayet indi. Allah Celle Celle buyurdu ki de ki ruh benim Rabbimin emridir. Ruh çıktığı zaman işin bitti. Ondan sonra kardeşim ruhlar aleminden ferruh gibi gezersin. Nasıl gezeceksin? Adam soru soruyor şimdi bak. Diyor ki hem diyor rüyamda diyor şunu gördün ne olur? Kardeşim dua gönder, zikir gönder. Peki diyor ölmüştü akrabamın ruhu eve gelir mi? Babamın ruhu eve gelir mi? Anamın ruhu eve gelir mi? Falanca filanca her neyse. Gece diyor ben de evde dururken diyor içeride diyor bir kıpırdama oldu diyor. Şu oldu bu oldu acaba diyor falancanın ruhu mu gelmiştir? Arkadaşlar bunlarla ilgili şöyle bir mesele var. Bir adam kötü biri ise, namazsızsa, abdestsizse o adamın ruhu birinci kat semaya çıkartılır. Birinci kat semadan kapılar o adamın suratını kapatılır. Ve melekler der ki bunu oradan aşağı bırakın. 500 senelik mesafeden o adam bırakılır ve o adam kabrine yani siccin, hapishaneden ona siccine atılır. Namazsız, abdestsiz gavurlar. Siccinde hapistedir, azaptadır. O adamın ruhu senin yanına gelemez. Hiç bekleme. He, gelelim mevzuya. Adam namazlıysa, adam abdestliyse, adam Müslümansa, Müslüman ruhları her cuma günü evini ziyarete gelir. Evet, bu var. Gelir. Müslüman ruhu ziyarete gelir. Hatta ruhlar diğer alemde birbirleriyle konuşurlar. İyiyse ama sağlam Müslümansa. Ve hatta şöyle bir şey var. İyi ruhlar savaşlara dahi katılırlar. O Çanakkale'de yardım edenler. Kim onlar aksakal dediler? Kim o minare boylu adamlar? Kim onlar? He? Ya burada bunu konuştuk. Onun videosunu attık ama maalesef video telif yedi. Bir tane şehit kızı. Küçücük. Şu kadar çocuk yani. Yani yalan söyleme imkanı yok. Durup dururken çeşmenin başına böyle elini yıkıyor. Küçük bebek. Birden havaya başını kaldırıyor. Böyle bir baba baba diyor. Şehit kızı. Videosu var açın. Ben onu geçen konuştuğumuzda sohbetin sonunda ekleyeceğim dedim ama videoya ekledik. Telif şey koymuşlar. Mecbur o o kısmı silmek zorunda kaldık. Ama inanmayan varsa YouTube'da yazın. İşte şehit kızı diye babasını gören kız diye yazın. Aynen böyle durup dururken yukarı bakıp durup dururken hiçbir şey yokken baba baba diyor böyle yukarıda gösteriyor babasını. Arkadaşlar Müslüman ruhu gelir. Evine gelir. Merak etme. Ama kardeşim gece gece de sen de dur babamı arayayım deme yani. Ondan sonra babanı görsün abdest gider anladın mı? Adam gelsin evine dolaşsın. Sana ne? İlla babam geldi ruhunu göreceğim. Gerek yok. Yok cin çağırıyorlar. Ruh çağırıyorlar. Ulan ruhu görsen orada ruhunu teslim edersin manyak. Allah Allah. Ne kadar meraklı bizim millete. Ya el kadar çocuklar ya. Bakıyorsun bilmem ne yuvarlak yapıyor. Fincanla böyle şey yapıyorlar. Yok fincan oraya çıkıyor, fincan buraya çıkıyor. Ya cinler, şeytanlar bunlara makara yapıyor. Evet, cinler bunları eğlence yapıyor. Ondan sonra babamın ruhu geldi, onun ruhu geldi diye.
Şeytan bunları şey yapmış, eğlence malzemesi yapmış. O da diyor, ertesi gün anlıyor, şey, babamı çağırdık, babam geldi. Geçen kim söylemiş ya? Falancanın diyor ismini söyledik diyor, adam geldi. Ya adam nasıl gelsin be kardeşim? Onlar şeytan, cinler ya. Cinler kılıktan kılığa girer, şekilden şekile girer. Cin senin babanın kılığına da girer. Şeytan senin babanın kılığına da girer. Sen böyle kafasızlık yaptığın sürece. Ne işin var senin babanın ruhuyla ya? Ya adamı ruhunu oku, gönder gitsin ya. Oku Yasin'i gitsin. Adam zaten iyiyse evine gelir seni görer. Allah, adam böyle senin üstünü kapatacak hali yok ya. Ay, oğlumun üstü açıklamış, örteyim demez. Ha, gelir bakar, ziyaret eder. Böyle şeyler yaşanıyor. Görülmüş şeyler, kafadan atmıyoruz. Evet, ruh yaşadığı eve gelir mi? Gelir. Rüyanda bir daha söyleyeyim, hani üstüne basa basa bir daha söyleyeyim. Çünkü sorular böyle artık konuştuğumuz şeylerle alakalı binlerce soru geliyor. Hala binlerce soru geliyor. Konuştuğumuz şey mesela namazla alakalı 10 bin tane sohbet var ya mesela bizim. Hala namazla alakalı. Defalarca söylediğim şeyle alakalı hala soru geliyor. Allah rızasını ikaz ediyoruz. Önünüze bol 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 zikir, Fatiha, Yasin gönderin. İhtiyaçları var, muhtaçlar. Bak, muhtaçlar diyorum. İhtiyaçları var diyorum. Anlayın. Anlayın, anlayın. Adamların sıkıntısı var. Kabre gittiğiniz zaman da ayak ucunda durun. Ayak ucunda durun, seni görüyor. Vefat eden cenazenin her neyse mezardaki adamın baş ucunda durmayın. Ayak ucunda durun kardeşim. Esselamu aleyküm ya ehlel kubur diyeceksin. O da ve aleyküm selam diyecek. Allah sana selamet versin diyecek. Lan bir Fatiha okuyacak. Ne hareket çekiyorsunuz lan? Bunu yapın yani inşallah, tamam. Ondan sonra başka bir şey var mıydı? Yoktu inşallah. Arkadaşlar ama amel edeceğiz. Bizim için önemli olan. Amel edeceğiz. Senin ruhlarla muhlarla ne işin var ya? Sen o tarafa hazırlık yap. Senin için öbür tarafa hazırlıkla boş işler peşinde koşma. Dünyalık işler peşinde koşma. Allah rızası için söylüyorum. Lütfen ama lütfen gelin, getirin. Bakın defalarca söyledik. Buraların kıymetini bilmezsek Allah Celle Celaluhu elimizden alır. 2 sene camiye gidemedik. 2 sene anamızı babamızı göremedik. Bakın bir varyanta, bir virüse bakar bu iş. Allah Celle Celaluhu görünmeyen bir virüse 8 milyar nasıl evine tıktı? Yine aynı günahlara, yine aynı belalara, yine tövbesizliğe devam edersek, bak tövbesizliği unutmayın. En büyük bela bu tövbesizlik. Ya günah giriyorsun, niye tövbe etmiyorsun? Allah razı olsun, ikaz ediyoruz. Thank you.